Aslında İmralı Adı Hapishanesi'ndeki mutlak tecrit durumu ve hakların kısıtlanması meselesi 99 yılından bu yana devam ediyor. Yani yargılama süreciyle başladı. Ve bu haklar, yani sosyal, avukat görüşme hakları, sağlıktan yararlanma, haberleşme, iletişim haklarının hepsi kısıtlı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştı. 2011 yılından 2019 yılına kadar 8 yıl boyunca mutlak bir şekilde avukat görüş yasağı verildi. 2019'da 5 defa yapılabildi. 2019'dan bu yanadır da en hiçbir şekilde avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmüyor. 2020 yılı Mart ayında bir telefon görüşmesiyle haberleşme sağlanabildi. Onun dışında herhangi bir avukat görüşü, aile görüşü, vasi görüşü yapılamadı. Mutlak tecrit bölümü de devam ediyor. Sadece tecrit diye açıklamak mümkün de değil. 2019 yılında SİPİT'in, yani Avrupa İşbirliği Önleme Komitesi'nin yaptığı görüşme üzerine 2020 yılında hazırladığı bir rapor var. Hukukla açıklanamaz, ancak bir hukuksuzlukla açıklayabiliriz bu durumu. Tecrit başlı başına kişinin kendisini ilgilendiren bir mesele değil. Yani Türkiye'de toplumsal ayağı da var, özellikle Sayın Abdullah Hocam'la ilgili kısımda. Bununla ilgili durumları değerlendirmeleri belki birazdan yaparız, ama bir yönüyle de şöyle, kötü muamele yasağını delme, tecrit uygulanırken işkence devam ediyor. Bu bahsettiğimiz SİPİT'in raporuyla da bu sonuç elde edilmiş oldu. Şu an devam eden bir işkence ve kötü muamele yasağına aykırı davranma hali de şu an sizle sohbet ederken bile devam ediyor. Net bir tespit. Bugün içinde yaşadığımız kriz koşullarının tecritten bağımsız olduğunu düşünüyoruz. Savaş aynı şekilde tecritle birebir bağlantılı. Sayın Abdullah Öcalan'ın yadsınamaz bir muhataplık durumunun olduğunu herkes farkında. Neredeyse bütün Kürt kesimleri bağlayıcı söz söyleyebilecek yetide. Milyonlarca insanın Sayın Abdullah Öcalan önderimdir dediği gerçeğini biliyoruz. Yine 2018-2019 yıllarında tüm Türkiye cezaevlerine yayılmış siyasi tutuklu ve hükümlerinin katıldığı açlık grevleri yapıldı. Orada da yine Sayın Abdullah Öcalan'ın da görüşme yapılması gerektiğini, toplumun içinde olduğu kriz koşullarının diyalog süreçlerinin olmamasından, yani Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki mutlak tecritten kaynaklandığını, onunla görüşme yapılmadığında savaşın daha da artarak devam ettiğini, buna bağlı olarak toplumda savaş ekonomisinin yoksulluğun önünü açtığını söylüyorlardı, tespit ediyorlardı. Biz bunun sonuçlarını şimdi görüyoruz. Yani hem Orta Doğu'nun hem Kürtlerin özellikle tecritten dolayı her gün negatif sonuçlar yaşadığını ve bunu Türkiye toplumunun da fazlasıyla hissettiğini düşünüyorum. Diyalog süreçleri olmayınca savaş artıyor. Çok büyük bir savaş ekonomisi harcanıyor. Savaşa bir ekonomi ayrılıyor. İnsanlar kendine bir gelecek göremiyor. Yoksulluk krizi başlıyor, işsizlik krizi başlıyor. Ve bu sürekli devam etti mi, insanlar kendilerine bir gelecek göremiyorlar. Yani Kürt sorunun çözümü de Kürtlerin tamamını bağlayıcı söz söyleyebilecek bir liderden geçebileceğini düşünüyoruz. Sayın Abdullah Öcalan'la bu görüşmeler yapılamayınca, diyalog kesilince savaşmak dışında başka bir şey kalmıyor. Ve taraflar son yıllarda gördüğümüz üzere daha sert bir şekilde, hiçbir diyalog olmadığı, hiçbir ateşkesin olmadığı bir şekilde savaşıyorlar. Bu insanların canına ve malına mal oluyor. Kürt sorununun demokratik çözümünün ancak diyalog sürecinden geçtiğini düşünüyoruz. Bu diyalog sürecinde Sayın Abdullah Öcalan'la, muhatabiyet yönünde Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmekten geçtiğini düşünüyoruz. Çünkü sorunun çözümü, savaşı durdurabilecek meselenin tecritin kırılmasından geçtiğini düşünüyoruz. Birçok kurum birçok defa başvuru yaptı. Yakın dönem başvurularıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. 2022 yılında 776 tane avukat
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na İmralı Adası'nda görüşme yapabilmek için başvuru yaptı. Yine 2022'nin Eylül ayında Avrupa'dan 350'ye yakın avukat, yine Türkiye'den 756 avukat Adalet Bakanlığı'na İmralı Ada Hapishanesi'ne Sayın Abdullah Öcalan'la görüşebilmek için başvuru yaptı. Daha dün 1300'den fazla avukat yine Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için ve mutlak tecrit durumunun ortadan kaldırılabilmesi için, kendisinin ailesi ve avukatlarıyla görüşebilmesi için başvuru yaptı. Başvuru sonrasında Diyarbakır Adliyesi önünde başvuru metnine dair açıklama da yapıldı. Bu çalışmalar sürüyor. Devam ettiği sürece de bir mücadele niteliği olarak da devam edecektir bu tarz çalışmalar. Aynı zamanda bu sorunu durdurabilmek, buna mücadele edebilmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesi de bu olduğu için, en yakın yönden bu olduğu için aslında tecrit meselesi de ÖHD de bu kadar ilgileniyor. Hiçbir şekilde sonuç alamıyoruz. Yani bu yapılan başvuruların hiçbir tanesine herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmedi. Tamamen bir sessizlik durumu hakim. Yani bu kadar sessiz kalınması hem yargının hem diğer erklerin siyasallaşmış olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Biz Orta Doğu ve Türkiye halklarının refahının, hayat konforunun sadece savaşın durdurabilmesinden geçtiğini düşünüyoruz. Cezaevlerinde 27 Kasım'dan itibaren başlayan ve dönüşümsüz olarak aslında devam eden açlık grevlerinin şöyle bir mesajı var. Dışarıda fiziken özgür olan kişilerin tecrit ile ilgili yaptığı çalışmaların yetersiz kalmasından kaynaklı. Son olarak cezaevinde zaten dört duvar arasında olan ve başka mücadele etme imkanı da olmayan kişilerin aslında dışarıda ki sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm muhalif halk kesimlerinin mücadelesinin yetersiz olmasından kaynaklı. Son olarak başvurabilecekleri, mücadele edebilecekleri tek yöntemle açlık verip, yani bedenlerini aşağıya yatırarak meseleye çözüm üretmeye, tecrit kılmaya çalışıyorlar. Herkesin duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle dışarıdaki muhalif kesimlerin cezaevlerinden açlık verilerle verilen mesajı iyi okumasını ve mücadeleye her ne şekilde destek olabiliyorsa destek olması gerektiğini düşünüyoruz.